Merhabalar. Pembe düğümü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok sevilen ve oldukça örülen yazın favori parçalarından lale çanta öreceğiz. Dilediğiniz renklerde örüp kombinlerinize şık bir parça olarak tamamlayabilirsiniz. Lale çantamızın boyutu şu şekilde boy olarak 42 cm, eni ise yaklaşık 35 cm. Lale çantamızda ben kalın pamuklu bir iplik kullandım. Siz derseniz pamuklu makrome veya polyester makrome de kullanabilirsiniz. Elimde olan iplikleri değerlendirmek amacıyla Nakode'nin pamuklu bir iplik kullandım. %40 akrilik, %60 pamuk bir iplik. Tığ numarası olarak da 3 milim tulebin yırtığını tercih ettim. Çantamızın ilk olarak yapımını taban kısmını yaparak başlayacağız. Kara bir taban öreceğiz. Kare tabanı ördükten sonra lale çantamızın lale formunu vermek için model vereceğiz. Bu kısmı bitirdikten sonra da en son kup yapımıyla omuz askısını yapımıyla lale çantamızı bitireceğiz. İç hacmi oldukça geniş. Ve görüntü olarak da oldukça şık ve güzel bir çanta. Dilerseniz hemen lale çantamızı örmeye başlayalım. Lale çantamızın öncelikle taban kısmına örerek başlayacağız Bu tabanı elde etmek için hemen Öncelikle iç kısmından orta kısmından örmeye başlayacağız Başlangıcı sihirli halka yaparak başlıyoruz Siz sihirli halka yapmasını bilmiyorsanız zincir çekerek de yapabilirsiniz Bir halka elde etmem gerekiyor Sihirli halka yapmak için ben bu şekilde orta parmağıma ipliğimi dolandırıyorum çaprazı görüyorum Hemen içinden bir ilmek alıyorum Bir ilmek daha Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Sihirli halkamın ortasına batıyorum. İlk iki ilmeğini bir, diğer iki ilmeği de bir çıkartıyorum. Böylelikle ikili trabzan yapmış oluyorum. Hafiften sihir halkamı hafiften kapatıyorum. Kolay örebilmem için. Üzerine alıyorum. Dibine batıyorum. Tığımın üzerine 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Dibine batıyorum. Yine tığımın üzerinde üç ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini bir çıkıyorum. Baştaki iki zincirimle birlikte bunu da ikili trabzan olarak sayarsak 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan elde etmiş olduk. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Tekrardan aynı halkanın dibine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Bu şekilde dörde çıkartacağım. İkisini yaptım. Tekrardan. Üç. Ve dört. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Dibine batıyorum. İlk ikisini bir diğer ikisini birlikte çıkıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Dibine batıyorum. İlk ikisini bir diğer ikisini bir. İkili trabzan yapıyoruz yani. Dördü tamamlayacağım yine. Evet dördü tamamladım. Şimdi tekrardan iki zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Dibine batıyorum. İlk ikisini bir diğer ikisini bir tekrardan. İki tane ikili trabzan oldu. Ve tekrardan üçü yapıyorum. Ve son ikili trabzan dördü yapıyorum hafiften çekiyorum şu şekilde sihir halkamın kalan ipliğini şimdi bir zincir çekiyorum burada tekrardan üzerine alıyorum şuradaki zincirin tepesinde karşı tarafa ikili trabzan yaptığım ilmeğin tam ortasına batıyorum tığımın üzerinde 3 ilmek varken üçünü birlikte çıkıyorum şu şekilde üçünü birlikte çıkıyorum yani iki tane zincir yapıp ilmek kaydırmayla karşı tarafa geçmiyoruz. Böylece pürüzsüz bir görüntü elde etmiş olacağız. Bakın 4 tane kanat oluştu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Aralarda 2 zincir. En son ne yaptık? 1 zincir çektik. Ve e, tığımızın üzerine alıp 3 ilmeği birlikte çıktık. Şimdi bir üst sırada ne yapacağız? 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Tam şu ortadaki dibine batıyorum ve ilk ikisini bir diğer ikisini birlikte çıkarak ikili trabzan yapıyorum tekrar üzerine alıyorum bakın burada dört tane ikili trabzan yaptık Bunun her birinin tepelerine birer tane ikili trabzan yapacağız baştaki zincir için şurada araya battım çıkartıyorum ilmeğimi ilk ikisini bir diğer ikisini bir tekrar üzerine alıyorum bu sefer 2. ilmeğin tepesine batıyorum tekrardan ikili trabzan üzerine alıyorum üçüncü trabzanın ilmeğine batıyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar üzerine alıyorum ve son ikili trabzanımız Evet ne yaptık arkadaşlar bakın iki zincirle başladık dibine battım tam ara yere ikili trabzan yaptım Sonra buradaki zincir de dahil olmak üzere sıradaki her bir ilmeğin tepelerine kilit trabzan yaptım. Devam ediyorum. Üzerine alıyorum. Şimdi araya batacağım arkadaşlar. Bakın şu ara noktaya. Bir ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı noktaya. Bir ikili trabzan daha. Arada iki zincir çekiyorum. Bakın köşe kısmına gelmiş oldum. Üzerine alıyorum. Aynı deliğe bir ikili tırabzan yapıyorum. Yine aynı deliğe bir ikili tırabzan daha. Bakın. Böylelikle buradaki köşeyi de yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Geldim 4 tane alttaki ikili tırabzanların tepelerine batacağım ilmeklerinin üstlerine ikili tırabzan yapıyorum, üzerine alıyorum. Diğer ilmeğe de batıyorum bir ikili tırabzan. Üzerine alıyorum. Hemen alt noktadaki ilmeğe 1 ikili tırabzan, üzerine alıyorum tekrardan 1 ikili tırabzan daha peki yine geldik bakın köşeye ne yapıyoruz? üzerine alıyorum köşeye batıyorum, 1 ikili tırabzan yapıyorum üzerine alıyorum, köşeye tekrar batıyorum 1 ikili tırabzan daha ve burayı da bu sırayı da bitirmiş olduk Kenarlarda şer arttırma olmuş oldu 2 zincir çekiyorum köşeye gelmiş oldum üzerine aldım aynı noktaya batıyorum arkadaşlar 1 ikili trabzan üzerine alıyorum hemen yanına 1 ikili trabzan daha bakın ikinci köşeyi de tamamladım devam ediyorum üzerine alıyorum bu sefer ne yapacağız alttaki dörtlü ikili trabzanların tepelerine deki ikili trabzan yapacağız İlkini yaptım. bir üzerine alıyorum dibine batıyorum 2 üzerine aldım dibine battım 3 üzerine aldım dibine battım 4 3. köşeye geldim hemen burayı da ne yapıyorum arkadaşlar 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum üzerine alıyorum tekrar ikili trabzan 2 iki tane ve en sonki kısım ne yapıyoruz trabzanların tepelerindeki ilmeklere dörder tane ayrı ayrı ikili trabzan yapıyorum. Bakın köşeye geldim. Tekrardan ikili trabzan bir tane. Hemen bir tane daha. Şimdi burada bitişi nasıl yapıyoruz? Burada iki zincir çekmiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Hemen başta başladığım zincirin e, i̇kili trabzan yaptığım ilmeğin tepesine batıyorum Ve Bakın tığımda üç tane ilmek varken Üçünü birlikte Çıkıyorum Ve böylelikle bakın ikinci sıram da bitmiş oldu Şimdi üst Sıraya üçüncü sıraya başlamayı da gösterelim iki zincir çektim üzerine aldım ne yapıyorum dibine batıyorum Baştaki zincirle birlikte iki tane ikili trabzan köşeye de olmuş oldu. Hemen zincirin böyle tepesinden bir ilmek alıyorum. Şöyle buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Bunu atlarsanız arkadaşlar örgünüz güzel durmaz. Mutlaka iki zincirin tepesinde ilmek alarak batalım. Daha sonra hemen diğer ikili trabzan tepesindeki ilmeğe bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada. 2, 4, 6, 8 tane ikili trabzan var altta. Mutlaka 8 tane ikili trabzan da üstte olacak ve yanlardan da ikişer tane arttırmış olacağız. Bu şekilde bu sırayı da her bir ikili trabzanın tepesindeki ilmeği ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, köşene, köşe noktaya geldik. Hemen buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ne yapıyorum? İki tane zincir çekiyorum. Üzerine bir ilmek alıyorum. Tekrar aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Ve bir tane daha. Böylelikle bakın köşe kısmını da yapmış olduk. Artık örgümüz bu şekilde devam edecek. Ee, şöyle burada şekil üzerinde göstereyim taban kısmında. Hep kenarlardan ikişer tane arttırmış olacağız. Bakın şu kısımlarda köşelerde ikişer tane ikili trabzan arttıracağız. Altta da kaç tane ikili trabzan var? 8, 8 tane mutlaka ikili trabzan üst kısımda olacak. E, taban kısmını, siz büyüklüğünü ne kadar olmasını istiyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. İsterseniz gene sayalım şu an kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane sıra yapmışım arkadaşlar. En son sırada 48 tane. Şu kısımdan köşe kısımlarından diğer köşe kısmına kadar 48 tane ikili trabzanım var. Her bir sırada 4'er tane arttırmış olduk. Şu şekilde ilerliyor sıralar. 4, 8. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 ve 48. Siz çantanızın daha büyük olmasını istiyorsanız sıra sayılarını arttırabilirsiniz. Şimdi taban kısmını yaptıktan sonra şöyle devam ediyoruz. Örgümüzü alıyoruz. Şu şekilde ikiye katlıyorsunuz. Ve tam orta noktası bizim için önemli. Bunu sayarak da bakabilirsiniz. Mutlaka bir ilmek belirleyici koyun. Şimdi 48 tane ikili trabzanım vardı benim. Orta noktası ne olacak? 24 ikili trabzan burada. 24 ikili trabzan burada olacak. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Evet tam orta nokta burası arkadaşlar. Buraya bir ilmek belirleyici koyduktan sonra devam ediyoruz hemen iki tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum bakın deliğe iki tane tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum hemen bakın köşe noktasındaki bu deliğe ikili trabzan yapıyorum üzerine alıyorum ne yapıyordum zincirin üstünden bir ilmek alıp Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Her bir ilmeğin tepesine ikili trabzan yaparak orta noktaya kadar geleceğim. Evet, bakın yaklaştım ortadaki işaretlediğim yere. İşaretlediğim yere gelmeden ilmek belirleyicimin gerisinde bulunan iki ilmeği örmüyorum ve ilmek belirleyicimin ilerisinde olan iki tane ilmeği örmüyorum sayıyoruz 1 2 3 4 ve 5 inciye batıyorum üzerine alıyorum 5 ilmeğime batarak ikili trabzan yapıyorum şimdi ortada bakın ilmek belirleyiciyi şuradan çıkartalım ortada altta 1 2 3 4 tane ikili trabzan olmuş olacak ilmek olarak da yine 1 2 3 dört tane ilmek atlamış olacağız ve devam ediyorum yine aynı şekilde ikili trabzanlar yaparak köşeye kadar geleceğim Evet sona doğru yaklaştım bakın köşe kısmına geldim köşelerde arttırmaya aynen devam ediyorum ne yapıyordum iki tane ikili trabzan yapıyorum köşedeyim şu an 2 tane zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum tekrar aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum 2 tane bakın diğer sıraya başlamış oldum zincirin üzerindeki ilmeğe bir ikili trabzan ve daha sonraki ilmeğe bir ikili trabzan daha yapacağım şimdi burada da ne yapıyorum her bir bölümde bakın her bir kenarda şurada yaptığımız aynı işlemi yapacağız Burada da hemen alttan sayıyorum. 24 tane ikili trabzan sayacağım. Evet 24. ikili trabzanımın tam ortası belirliyorum. Her bir kenarda aynı işlemi yapıyoruz. Tam bu orta noktaya gelene kadar ikili trabzanlarımı öreceğim. Tam ortaya gelmeden 2 ilmek kala aynı işlemi diğer kenarda uyguladığım aynı işlemi uygulayacağım birlikte yapalım isterseniz bakın son 3 ilmeğim kaldı bir tanesini daha örüyorum ve daha sonra alttan sayıyorum 1 2 3 4 5. ilmeğe hemen ikili trabzanımı yapıyorum üzerine alıyorum ilk ikisini bir diğer ikisini bir Herhangi bir zincir çekmiyorum arada dikkat. Bakın tam bu orta noktada birleştirdim. Buradan alttan sayın sağlamasını yapın sizlerde. 1, 2, 3, Dört tane ikili trabzan ortada olmuş olacak. Şimdi diğer başa kadar aynen devam ediyorum. Üzerine alıyorum. İlk ikisini bir diğer ikisini birlikte çıkarak ikili trabzanlarımı köşeye kadar yapmaya devam edeceğim. İşlemlerimiz bu şekilde. Diğer kalan iki köşeye de aynı işlemleri uygulayacağız. Mutlaka köşelere gelince arttırma yapıyoruz. Arada iki zincir çekip köşeleri verdikten sonra orta noktayı bulup orta noktaya iki ilmek kalana kadar örüyoruz. Ve şurada gösterdiğim işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Evet diğer köşeleri de tamamlayalım. Evet bakın ilk sıramı bitirdim. Şuradaki kısmı verdikten sonra kısmı eksiltme işlemini yaptıktan sonra ilk sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sıraya başlayacağım. Şöyle bir form elde ettim. Her bir kenarın orta noktasında bakın şöyle bir kendiliğinden zaten buralar belli ediyor kendini. Şimdi Son bitişi nasıl yapıyorduk? İkili trabzanları yaptım. Köşede bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyordum. Zincirimin tepesine batıp üçünü birlikte çıkıyordum. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Buradaki artık ana gövdeye çıktığımızda ikinci sıradayız. Üzerine alıyorum. Yine tam ortasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zincirdeki ilmekten tepeden alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum üzerine alıyorum hemen yanındaki ilmeğe bir ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyorum şu noktaya gelene kadar devam edeceğim artık burada herhangi bir ilmek belirleyici koymama gerek yok zaten burası kendini belli ediyor Evet bakın tam yine buradaki kısma geldim bir alt sırada ilmek belirleyicimizi uyguladığımız yöntemi burada yine uyguluyoruz. Bakın burası diyor ki artık nokta geldi. Bu noktadan iki ilmek geriden iki tane ilmek bırakıyorum. 1, 2 bıraktım ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinci ilmek burası. Beşinci ilmeğe batacağım arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Direkt beşinci ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir görüntü oluştu yine alt sırada bakın 1-2-3-4 tane ikili trabzan bırakmış olduk Sıra sonuna kadar devam ediyorum Bu yöntemi şuradan da takip edebilirsiniz Şu kısımda 24 ikili trabzan olacak Bitiş kısmı şu kısma köşeye gelene kadar 24 ikili trabzan olacak Artık herhangi bir sıralarda ikili trabzanlarda oynama olmayacak şu köşelerden ikişer tane arttırıyoruz ve ortadan da ikişer tane ikili trabzan bıraktığımız için burası dengeleniyor ve tüm sırada 48 tane ikili trabzanım sabit kalmış oluyor bütün sıraları bu şekilde devam edeceğim bütün kenarlarda aynı şekilde orta noktaya geldiğim zaman arada alt kısmında Şuraya şöyle 1 2 3 4 tane kil trabzan bırakacağım ve sıralar birbir üstüne bu şekilde gelecek. Ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız bu sıraları bu şekilde devam ederek e, örüyoruz ve daha sonra devam edeceğiz. Evet çantamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Son 3 sırada 2 tane de renk kullandım. Hardal sarısı ve böyle açık bir kahverengi, sütlü kahverengi. Toplamda 19 sıra ördüm. Şurada son 3 farklı renkte olan kısımda dahil olmak üzere toplam 19 sıra. Hemen boy olarak da size ölçüsünü vereyim. şu kısımdan alt kısmından başlayarak şu kısma kadar ölçelim. Yaklaşık 40 santim burası. İneni merak eden arkadaşlarım için de hemen bilgi vereyim. Şöyle. İni de yaklaşık 32 santim. Şimdi çantamın üst kısmını örmeye başlayacağım. Artık ikili trabzanlarla devam etmeyeceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Yine dibine sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekip hemen şu boşluğa sık iğne yapıyorum. İkişer tane sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde ne yapıyorduk? Zincirin tepesine batıyordum. Buraya da bir sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne ve sıra sonuna kadar yani şu kısımda son ikili tane ikili trabzan kalana kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak öreceğim. Aslında buradaki işlem Ay bir önceki sıralarda yaptığım işlemle aynı. Sadece burada ikili trabzan yapmıyorum da sık iğne yapıyorum. Evet aşağıda bakın son 2 iki tane ikili trabzan kaldı. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane sayıyorum. 5. ilmeğe üzerine almadan direkt sık iğne yaparak birleştiriyorum. Burada işlem aynı bir önceki sıralarda yaptığım gibi altta 1 2 3 4 tane ikili trabzanımız kalmış oldu e, sık iğne yaparak yine devam ediyorum köşeye kadar geleceğim Evet köşeye geldim köşede deliğe batıyorum iki tane sık iğne yapıyorum iki tane zincir çekiyorum yine aynı deliğe batıyorum iki sık iğne birden yapıyorum yine bakın alttaki işlemi tekrar ettim. Zincirdin üzerindeki ilmeğe bir tane sık iğne. Hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne ve sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın yine buradaki noktaya geldim. 2 i̇ki tane ikili tırabzanım kaldı. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. İkili trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. İşlemler tıpkı ikili trabzanlar yaptığımız gibi sadece burada tek fark sık iğne yapmak. Bu şekilde bir sıra daha sık iğne geçeceğiz. Toplamda 2 sıra sık iğnemiz olmuş olacak. Evet sık iğne yaparak e, bu sıramı tamamladım. Şimdi son bitişi Şuradaki ilmeği yine ne yaptık? Çift iki tane sık iğne yaptık. Bitişi ilmek kaydırma yaparak yapıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada köşeleri yine çift batıyorum. Diğer ilmeklerin tepesine de her birine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şu noktaya kadar geleceğim. Her bir ilmeği bir sık iğne yaparak. Bakın köşeye hafiften yaklaştım şu kısma. Burada tam orta noktada bir tane sık iğne ilmek kala 3 tane ilmeği birden alıyorum arkadaşlar. Bakın bir tane ilmek buradan, bir tane ortadan, bir tane diğer taraftan. İlk ilmeğimin ön lobunu aldım. Diğer ilmek tam ortadaki ilmeğin de ön lobunu aldım. Ve hemen yanındaki ilmeğin de ön lobunu aldım. Tığımın üzerindeki baştaki ilmeğim olmak üzere ve toplamda buradaki aldığım 3 ilmekle birlikte 4 ilmeğim varken bu 3 ilmeği birlikte çıktım. Ve daha sonra tığımda kalan 2 ilmeği de birlikte çıktım. Bu şekilde 3 ilmek birden alarak eksiltme yaptım. Devam ediyorum. Şimdi köşeye kadar her bir ilmeği bir sık iğne yaparak devam edeceğim. Evet yine köşeye geldim. Köşelerde yine çift batıyorum. Yani tepeye 2 tane 2 sık iğne yapıyorum. Burada artık iki tane zincir çekmiyorum. Direkt 2 tane sık iğne yapıyorum ve kalan ilmekleri de her bir ilmeğin tepesine bir tane sık iğne köşede arda arda ikişer tane sık iğne yapmış oldum şu kısma diğer kalan ilmeklerin her birine bir tane sık iğne yapıyorum şimdi yine şu kısma gelene kadar devam edeceğim örmeye son bir tane ilmek kala bıraktım Şimdi bu ilmeğin önle bundan alıyorum. Ortadaki ilmeğin önle bundan arıyorum ve hemen yanındaki ilmeğin önle bundan alıyorum. Üçünü birlikte geçiriyorum ve daha sonra tığımın üzerine iki ilmek varken ikisini birlikte çıkıyorum. Şimdi kalan ilmeklere bir tane sık iğne yaparak yine şu köşe noktasına kadar geleceğim. Evet, tepe noktasındaki bu iki tane zincir çektiğimiz kısma 4 tane sık iğne yapıyorum bir bir ardına arada zincir çekmeden ve daha sonra kalan ilmeklere sık iğne yapıyorum bu şekilde yine şu kısımda bir tane ilmek kalana kadar sık iğne yaparak öreceğim Evet bir ilmek kaldı şimdi hemen o bir ilmeğin ön alıyorum ortadaki ön lob alıyorum ve hemen yanındaki ilmeğin de ön alıyorum Üçünü birlikte alıyorum. Tığımın üzerinde iki ilmek varken ikisini birlikte sık iğne yaparak çıkıyorum. Burada üç ilmeği birden eksiltme işlemi yapmış olduk. Daha sonra kalan her bir ilmeği köşeye kadar sık iğne yaparak öreceğiz. Şu kısma gelene kadar. Evet köşe kısmına geldik. İki zincir olan tepeye dört tane sık iğne yapıyorum. ve daha sonra kalan ilmeklerin her birine bir sık iğne yaparak şu kısma kadar geleceğim bakın son bir ilmek kaldı orta kısımda şimdi buradan yine ön lop alıyorum ortadan bir tane ön lop alıyorum ve hemen yanındaki ilmekten ön lop alıp üçünü birlikte çıkıyorum tığımın üzerine iki ilmek varken ikisini birlikte çıkıyorum şimdi son kanattayım şu kısma kadar sık iğne yaparak öreceğim Evet burada hemen bir tane daha ilmek sık iğne yapıyorum. İlmek kaydırmayla tepeye batıyorum ve birleştiriyorum. Böylelikle bu sıram da bitmiş oldu. Şimdi son sıradayım artık çantamın. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sefer gidiş yönümün tam tersi istikametinde ilerleyeceğim ters tık iğne yaparak çantamı bitireceğim. Normalde sağdan sola doğru gideriz. Burada soldan sağa doğru ilerleyeceğiz. Hemen bir sağdaki ilmeğe batıyorum arkadan. İpliğimi arka kısımdan alıyorum. Bakın tığımın üzerinde yine iki tane ilmek varken ikisini birlikte çıkıyorum. Bir tane ilmek arkadan alıyorum, batıyorum, çıkıyorum. tığımı sağdaki ilmeğe batıyorum. Bakın arka kısımdan tığımın üzerine ilmeği alıyorum. Ve bu şekilde çıkıyorum. Ters sık iğne yaparak tüm sırayı bu şekilde dolanacağım. Artık burada herhangi bir eksiltme arttırma işlemleri yapmıyoruz. Böyle bir görüntü olmuş oluyor. Lale çantamızın kup yapımında çok kullanışlı bir teknik kullandım. Bu tekniği siz diğer çantalarınıza da uyarlayabilirsiniz. Burada zincir çekerek başlıyorum. 10 tane zincir çekeceğim. 10 zincir çektikten sonra zinciri çember haline getiriyorum. İlk ilmeğimden ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şimdi burada her bir zincire yani her bir ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tüm çemberi bu şekilde her bir ilmeği bir sık iğne yaparak dönüyorum. Toplamda bu sırada 10 tane sık iğne elde etmem gerekecek. Bir yandan da ipliğimi bakın arkadan geziyorum. İlk sıramı tamamladıktan sonra ikinci sırama geçiyorum. Bu sıra çok önemli. Dikkatli izlemenizi rica edeceğim. Burada Bakın, e, ilmeklerin arka kısmında şöyle bir ilmek oluşuyor. Ters kısımdayız şu anda. Bu ilmeklerin arka kısmında olan bu ilmekleri alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu ipliğimi de daha sonra keseceğim arkadan yürüttüğüm ipliğimi. Bakın burada şöyle bir çıkıntı oluşuyor ilmeklerin arkasında bulunan. Bunu alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Burada çok fazla çekmeyin ipliğinizi. Çünkü bu ilmekleri alırken çok çekerseniz çok sıkı bir ilmek olur. Almakta zorlanırsınız. Almakta zorlandığınız zaman tığımızın şu kıkasını şu şekilde yaparak ilmeğin ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bakın buradaki ilmeği alarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeği bir sık iğne yaparak döneceğim. Bakın şuradaki ilmeği alıyorum arka kısımdaki iç kısım kendince dönüyor. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Daha önce ördüğüm kordonda da size göstereyim. Bakın arkadaki şu ilmekleri alarak bu şekilde örerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Yaptığımız işlem oldukça basit. Çantamın Omuz askısı için uzunluk hemen sizin için de vereyim. Benimki gayet ideal oldu. Yaklaşık 56 santim kadar benim çantamın omuz askısı. Omuz askılarını ördükten sonra arka iç kısmında bu şekilde dikiş yapıyoruz. İsterseniz dışarıdan da yapabilirsiniz ama ben içeriden yapmayı tercih ettim. Kötü bir görüntü olmasın diye. Çantamın iç astarını yapmadım. Siz dilerseniz astar da dikebilirsiniz. Ben ihtiyaç duymadım. Evet böylelikle lale çantamızın sonuna geldik. Çok güzel bir parça oldu. Kombinlerinizi tamamlamak için dilediğiniz renklerde örüp e, lale çantanızı kullanabilirsiniz. Evet bir başka tarif videosunda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.